Öyle diyor. Bir olmama sorusu. Bizden dört tane soru seçmemizi istiyor ama en az biri matematik sorusu olmayacakmış. Olmama problemlerini genel olarak şöyle çözebiliriz. Bir şeyin olma durumuyla olmama durumunun toplamı tümünü verir. Tüm durumların sayısını verir. Eğer biz olmama durumunu bulmak istiyorsak tümünden şu olma durumunu karşıya atarsak olmama durumu aslında tümü eksi olma durumudur. Bu şekilde hesaplayabiliriz. Olmamayı hesaplamak her zaman kolay olmaz. Karışık bir yapıya sahip olabilir. Olmama durumu tümü eksi olma durumu olacak. Şunu siliyorum. Şimdi biz öncelikle tümünü bulalım. Tüm durumların sayısı. Şimdi yapacağımız şey 4 tane soru seçme işlemi. Hiçbir kurala bağlı olmaksızın 4 tane soru seçeceğiz. Toplam 4 burada, 2 burada, 6, 3 de burada. 9 tane soru var elimizde. 9 sorudan 4 tane soru seçeceğiz. 9'un 4'lü kombinasyonu olur. 9, 8, 7, 6. 9'dan geriye 4 saydım. Paydaya 4 faktöriyel 4, 3, 2, 1. Şuradan 4 çarpı 2, 8'i götürecek. Sonra 3'e bölüyorum 1, 3'e bölüyorum 2. Buradan 9 çarpı 7, 63 çarpı 2, bu da 126 yapar. Yani toplam 126 farklı durum varmış. 126 farklı şekilde seçebiliyoruz. Hiçbir kural olmadı. Şimdi kurallara gelelim. Şurada en az biri matematik sorusu olmayan diyor. Biz olanları bulalım. En az biri, en az biri matematik olan. Şimdi en az bir tanesinin matematik sorusu olması demek toplam 4 tane soru olacak. En az biri matematik sorusu olacaksa matematik olabilir. Diğerleri önemli değil. Yani ne olduğunun hiçbir önemi yok. Diğerleri normal soru. Yani geometri ya da fizik. Sonra iki tanesi matematik olabilir. Üç tanesi matematik olabilir. Veya dört tanesi matematik sorusu olabilir. Bu şekilde. Böyle ifade edebiliriz. Şimdi biri matematik sorusu olacaksa dört tane matematik sorusu var. Dört taneden bir tane seçeceğiz. Dördün birlik kombinasyonu. Üç tane soru seçeceğim. Geriye beş tane soru kalıyor. Beş tane soru. Beş taneden üç tane seçeceğiz buraya. Beşin üçlü kombinasyonu. Artı. İki matematik seçeceğiz. Toplam dört matematik var. Dördün ikili kombinasyonu. İki tane soru seçeceğiz kalanlardan. Beş tane soru kalıyor geriye. 5'in ikili kombinasyonu. 3 matematik seçeceğiz. Toplam 4 matematik var. 4'ün üçlü kombinasyonu. Bir tane diğerlerinden seçeceğiz. 5 tane kalıyor geriye. 5'in birli kombinasyonu. 4 tane matematik seçeceğiz. Zaten 4 tane matematik var. 4'ün dörtlü kombinasyonu. Burası 4. 5'in üçlü kombinasyonu 5, 4, 3 bölü 3, 2, 1. Artı 4'ün ikili kombinasyonu 4, 3, bölü 2, 1. 5'in ikili kombinasyonu 5, 4, 2, 1. 4'ün üçlü kombinasyonu direkt 4'tür. 5'in birli kombinasyonu direkt 5. 4'ün dörtlü kombinasyonu da direkt 1 olacak. Şimdi şu 3, 3'ü götürecek. Sonra 2'ye bölüyorum. 1, 2'ye bölüyorum. Burası 2. Şurada şu ikisinin çarpımı 4 eder. Bu 4'ü götürelim. Kalanlara bakıyorum. 2 çarpı 5, 10. 4 de burada 40. Artı. Şimdi 4 ile 5'i çarpıyorum. 20. 20 ile 3'ü çarpıyorum. 60. 4 ile 5'i çarpıyorum. 20. Bit de şurada var. Şimdi 60, 100, 120, 121. 120 bir tane en az birisi matematik olan soru olabiliyormuş. O halde olmayanlar toplam 126 vardı tümü. Olanlar 121 çıkarırsak 5 tane olacak.